PUBG gibi, FIFA gibi birçok mobil oyunu ya da mobil uygulamayı bilgisayarınızda kullanmanızı sağlayacak en iyi Android emülatörler neler, ne gibi özelliklere sahiptirler? Hazırsak başlayalım. Emülatörleri kullanıcıların bilgisayarları üzerinde Android işletim sistemini çalıştırmalarını olanak sağlayan araçlardır. Bu emülatörler geliştiriciler için uygulama test etme amacıyla kullanabileceği gibi oyun severlere de mobil oyunları bilgisayarları üzerinde oynama imkanı da sunuyor. Android emülatörleri genellikle kullanıcı dostu arayüzleri, hızlı performansları ve geniş oyun yelpazeleriyle dikkat çekiyor. Bu emülatörler farklı sistemlerini destekleyerek kullanıcıların tercih ettikleri platform üzerinden Android deneyimini yaşamalarına olanak sağlar. Her bir emülatörün kendine özgü avantajları ve özellikleri bulunur. Bu nedenle kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olan emülatörleri seçebilirler. Android emülatörleri, mobil uygulama geliştiricileri, oyun merakları ve genel kullanıcılar için çeşitli seçenekler sunarak Android deneyimini daha geniş bir platformda yaşamak isteyenlere hitap eder. Listemizin ilk sırasında BlueStack dediğimiz Android emülatörleri giriyor. İsminden de anlayacağınız üzere çok aşina olduğumuz bir emülatör programı, Android oyunları ve uygulamalarını bilgisayarınıza taşıyan güçlü bir emülatör. Windows ve Mac işletim sistemlerini destekleyen BlueStacks geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte. Özellikle oyun tutkunları için tasarlanmış olan bu emülatör, yüksek performansı ve gelişmiş grafik özellikleriyle de öne çıkılıyor. BlueStacks'in başarısının arkasındaki etkenlerden biri de kullanıcı dostu arayüzü. Kolay kurulum ve kullanımı dikkat çeken bu emülatör, Android oyunlarını bilgisayar ekranında oynamak isteyenler için ideal bir çözüm sunar. Donanım gereksinimleri karşılandığında BlueStacks, kullanıcıların mobil oyunların ve uygulamaların keyfini daha büyük bir ekranda çıkarma imkanı tanır. Bu sayede BlueStacks, Android deneyimini bilgisayar ortamına taşıyan güvenilir ve etkili bir araç olarak öne çıkar. Sıradaki konumuz Nox Player. Android oyunlarını ve uygulamalarını bilgisayar platformlarına taşıyan bir Android emülatörüdür. Hem Windows hem de Mac işletim sistemleriyle uyumlu olan Nox Player, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte. Nox Player'ın öne çıkan özellikleri arasında ekran görüntüsü alma ve video kaydetme gibi çeşitli özellikler bulunmakta. Küresel ölçekte yaygın olarak kullanılan bu emülatör, 200'den fazla ülkede piyasaya sürülmüş ve 150 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Nox Player, Android oyunlarını bilgisayarda oynatma konusunda güçlü bir performans sunsa da kullanıcılarına klavye ve fare desteğiyle mobil oyunlarını daha rahat bir şekilde deneyimleme imkanı sağlar. Aynı anda birden fazla oyunu çalıştırabilme özelliği olan ve düzenli güncelleştirmelerle geliştirilen Nox Player, düşük boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Sıradaki emülatörümüz LD Player. Özellikle oyunculara odaklanmış bir Android emülatörü, ancak genel kullanım için de uygun. Diğer birçok emülatöre göre daha kullanıcı dostu olan LD Player, Windows 10 platformunda Android oyun ve uygulamalarını bilgisayara getirmek için ideal bir seçenek. Emülatör Android 9 desteklediği gibi kullanıcı özgü bir dizide özellik sunuyor. Ekran görüntüsü alma, video kaydetme, klavye eşleştirmelerini ayarlama gibi işlemler kolayca gerçekleştirebilir. Ayrıca LD Player, AMD ve Intel gibi işlemcileri de destekliyor. Hızlı ve düşük boyutlu olmasıyla birlikte dahili makro özelliğine sahip ve aynı anda birden fazla oyun ve uygulamayı da çalıştırabilir. Emülatör özellikle PUBG gibi popüler oyunları oynamak isteyen kullanıcılara geniş bir mobil oyun yelpazesi sunar. Ayrıca hızlı performansı, düşük boyutu ve kullanıcı dostu arayüzüyle de LD Player en iyi Android emülatör arasında kendini sağlam bir yer edinmiştir. Sıradaki emülatörümüz ise Memu Player. Bilgisayar kullanıcılarına mobil oyunları oynama imkanı sunan hızlı Android emülatörlerinden biri. 2015 yılında piyasaya sürülen bu emülatör, performans açısından diğer emülatörlere kıyasla benzer bir deneyim sunmakta. Memu emülatör hem AMD hem de Nvidia gibi işlemci yongalarını destekleme özelliğiyle dikkat çekerken, Jelly Bean, KitKat ve Lollipop gibi farklı Android sürümlerini de desteklemesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Memu emülatörün kullanımı kolay bir alaya sunmasıyla birlikte klavye, fare veya gamepad gibi farklı giriş cihazlarıyla oyun oynama imkanı sağlaması kullanıcılarına esnek bir deneyim sunar. Ayrıca APK dosyalarını doğrudan emülatöre aktarma ve çalıştırma özelliği kullanıcıların yeni uygulamaları hızlı keşfetmelerini sağlar.
Emülatör birçok kullanışlı özelliği içerisinde barındırarak tam ekran modu, ekran görüntüsü alma aracı, kullanıcı dostu, kil işlemi aracı, ekran kaydı gibi özelliklerle Android oyunlarını bilgisayarda keyifle oynamak isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Android 5 Lollipop'u temel alsa da Android Nougat'a kıyasla benzer performans ve özellikleri sunmasıyla da dikkat çeker. Listemizin diğer konu ise GameLoad emülatörü. Android oyunlarını bilgisayarda oynamanızı olanak tanıyan etkileyici bir Android emülatörüdür. Başlangıçta sadece PUBG Mobile için geliştirilen bu emülatör şu anda Android oyunlarının geniş bir yelpazesini desteklemektedir. GameLoop'un öne çıkan avantajları arasında özellikle PUBG Mobile gibi oyunları en iyi performansla oynatma yeteneği de bulunmakta. Bu özellik GameLoop'un pek çok oyuncu tarafından PUBG emülatörü olarak adlandırılmasına da neden olmuştur. Grafik ayarları konusunda çeşitlilik sunmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda güçlü bir anti-aliasing sistemiyle de donatılmıştır. Bu özellik kullanıcılara adil bir oyun oynama ortamını sunmayı amaçlayan GameLoop'un güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca geniş Android oyun yelpazesi sayesinde kullanıcılar favori oyunlarını bilgisayarlar üzerinden daha büyük bir ekranda ve daha iyi bir performansla oynama imkanı sahip. Sıradaki konumuz ise CoPlayer Android emülatör. CoPlayer, bilgisayar kullanıcılarına sorunsuz bir mobil oyun deneyimi sunarken etkileyici bir Android emülatörüdür. Klavye, fare, kontrolcü ve mikrofon, hatta kamera gibi çeşitli çevresel cihazları destekleyen bu program, oyun severlere Android oyunlarını bilgisayarlar üzerinden keyifli bir şekilde oynama imkanı sağlar. Kullanımı son derece kolay olan CoPlayer, başta oyunlar olmak üzere Google Play Store üzerinde bulunan çeşitli uygulamaları da çalıştırabilir. CoPlayer'in sunduğu avantajlar arasında çevresel cihazları destekleme yeteneği öne çıkarken, klavye, mouse, kontrolcü gibi çevresel öğelere entegrasyonu sayesinde kullanıcılar mobil oyunları bilgisayar üzerinden daha rahat ve verimli bir şekilde deneyimleyebilir. Ayrıca yerleşik video kayıt özelliği oyunseverlere oyun deneyimini kaydetme ve paylaşma imkanı sunarak CoPlayer'i kullanıcı dostu ve işlevsel kılar. Sıradaki konum Genymotion dediğimiz Android Studio'nun standart emülatörleri. Başlangıçta geliştirmekte odaklı tasarlanmış olsa da kişisel kullanım için de oldukça uygun olan bu emülatör genellikle uygulama geliştiricilerinin ürünlerini sanal bir ortamda test etmelerini sağlayan bir araç olarak da öne çıkıyor. Genymotion'un kullanımı son derece kolay ve geniş bir Android cihaz yelpazesinin tasarımını sunarak geliştiricilere çeşitli test ortamları sunar. Ancak dikkate değer bir nokta olarak Genymotion, Call of Duty ya da PUBG gibi grafikleri yoğun oyunları oynamak için uygun bir platform değil. Bu emülatörü yalnızca kişisel kullanım amaçlı olarak, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Windows, MacOS, Ubuntu, Debian ve Fedora gibi çeşitli platformları destekleyerek kullanıcıların farklı işletim sistemlerini rahatça kullanımına olanak tanır. Sıradaki emülatör konumuz ise Mumu Android emülatör. Mumu diğer emülatörlerden farklı olarak daha fazla oyun odaklı bir yaklaşım sunan bir emülatördür. Temel Android sürümü Android 6'yı desteklerken test aşamasında olan beta versiyonları ile de hem Android 9'u hem de Android 11'i desteği sunmakta. Mumu Player, LD Player ve Memu gibi emülatörlerin neredeyse aynı işlevselliğinde bir araç çubuğuna sahip. Gamepad desteği gibi özelliklerle birlikte gelerek kullanıcılara geniş bir oyun deneyimi sunmaya çalışmışlar. Mumu'nun sunduğu özellikler Android oyunlarını bilgisayar üzerinde sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen kullanıcılar için çekici kılmaktı. Bu emülatör farklı Android sürümlerini destekleme yeteneği ve Gamepad gibi çeşitli kontrol seçenekleriyle oyun tutkunlarına çeşitli seçenekler sunar. Sıradaki konumuz ise Google'ın Android Studio olan emülatörü. Android Studio, geliştiricilere yönelik olarak Google tarafından geliştirilmiş bir emülatördür. Özellik bakımından sınırlı olmasına rağmen geliştiricilere yeterli imkanlar sunmayı amaçlar. Google, temel olarak uygulama geliştirenlerin test süreçlerini kolaylaştırmak için basit bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu nedenle Android Studio, diğer emülatörlere göre daha az özellik içerse de geliştiriciler için işlevsel bir araç olarak değerlendirilebilir. Emülatör, oyun oynamak için uygun bir platform olmamakla birlikte ağır oyunları çalıştırmaya yönelik performansı kısıtlıdır. Google, emülatörü düzenli olarak güncelleyerek geliştiricilerin test süreçlerinde başarılı performans elde etmelerini sağlamayı amaçlar. Android Studio, Android sürümlerini güncel tutma konusunda öncü bir konumda bulunuyor ve Google tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.
Listemizin son sırasında ise Prime OS emülatörü giriyor. Emülatör pazarında her zaman trend olmayı başarmış bir platform olarak öne çıkan Prime OS, hem macOS hem de Windows destekli olması kullanıcılara eksiksiz bir masaüstü deneyimi sunuyor. Bu özellikleri sayesinde Prime OS, mobil platformları en iyi performansla kullanabilen bir sistemi dönüştürerek kullanıcıların üstün bir deneyim sağlıyor. Oyun severlere yönelik olarak tasarlanan Prime OS, Call of Duty, FIFA, PUBG gibi birçok popüler oyunu sorunsuz bir şekilde oyun oynamaya imkan sunuyor. Bu sayede kullanıcılar mobil oyunların keyfini bilgisayarın üzerinden çıkarabiliyor. Android emülatör seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Performans tarafında emülatörün performansı kullanıcı deneyimi doğrudan etkilediği için hızlı ve düşük gecikmeli bir emülatör uygulamaların ve oyunların daha pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlar. İşletim sistemi ve bilgisayar donanımınıza uygun bir emülatör seçmek çok önemli. Emülatörlerin desteklediği Android sürümleri ve uygulama türleri önemlidir. Geliştirdiğiniz uygulamalar veya oynayacağınız oyunlar için gerekli olan Android sürümünü destekleyen bir emülatör seçmek zorundasınız. Eğer bir geliştiriciyseniz, emülatörün geliştirici dostu özelliklerine sahip olmasını ilk planda tutmanız gerekiyor. Bu özel ayarlar hata yakalama araçları gibi hızlı dağıtım gibi özellikleri de içermeli. Eğer emülatörü oyun oynamak için kullanacaksanız grafik performansı ve oyun kontrolü seçenekleri gibi faktörlere dikkat etmelisiniz. Emülatörlerin düzenli olarak güncelleniyor olması güvenlik ve performans açısından oldukça önemli. Android sürümleri ile uygulama gereksinimleri zamanla değiştikçe emülatörü de bu değişikliklere ayak uydurması önemlidir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip emülatör kullanım kolaylığı sağlar. Geliştiriciler ve kullanıcılar için anlaşılır bir arayüz emülatörün rahatça kullanılmasını hedefler. Emülatörün çalışması için gerekli olan donanım özelliklerini kontrol etmek oldukça önemlidir. Bilgisayarınızın işlemcisi, RAM miktarı ve grafik kartı gibi özellikler emülatörün verimli çalışması için başlıca temel sebeplerdendir. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere telefonunuzdaki olan uygulamanızı bilgisayarınızı da kullanmanızı sağlayacak olan bazı Android emülatörlere örnek vermeye çalıştım. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.